Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce kurdelerin akışında gittim. Bir çalışmamı göstermek istiyorum. Burada küçük çiçekler yapmışım. Şu şekilde. İki tarafında da var çiçeklerim. Daha sonra şuraya yeşil ipimle bir yaprak çalışması yapmışım. Buraya da kurdeleden güzel bir süs yapmışım. Bu sadece kurdeleden fiyonk şeklinde yapılmış. Ama ben bugün size şu yaprak çalışmasını ve şu küçük çiçeklerimi nasıl yaptığımı göstereceğim. Bunu öğrendikten sonra istediğiniz yerde uygulayabilirsiniz. Ben bunu burada havlu çalışması yapmışım. Havluda yapmışım. Ama mesela şimdi tesbih keseleri hazırlıyorum. O çalışmada yapmak istiyorum. Siz dediğim gibi öğrendiğiniz işi çeşitlendirmek, farklı yerlerde kullanmak o sizin zevkiniz. Nasıl, nerede çalışmak istiyorsanız oralarda çalışabilirsiniz tabii ki de. Dediğim gibi ben burada havluda yapmışım ama şimdi tesbih kesesinde de onu göstermek istiyorum. Bir önceki videomda böyle küçük bir çalışma yapmıştım yine. Onu da tesbih kesesi yapacaktım. Şu çalışmamı gösterdim. İğne ardı tekniğini gösterdim. Hatta o iş burada da yapılmış. Diğer işim seccadede yapmıştım. Seccade modelinde göstermiştim. Burada havluda da yapabilirsiniz. Dediğim gibi tesbih kesesi yapabilirsiniz. Farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Yeter ki o tekniği öğrenin. İstediğiniz yerde uygulayabilirsiniz. Şu yeşil yapraklar şu iple yapılmış. Bunlar pamuklu ip, naylon ip değildir. Kaneviçeler de şimdi çok yapılıyor. İçinde yazıyor domino ipi. Bu iple çalışılmış bir ip. Şu küçük çiçeklerim de kurdeleden yapılan çiçekler. Daha önce kanalımda birçok kurdeleyle yaptım. Çiçeklerimi de gösterdim. Bu da böyle küçük boyutlu bir çiçek. Şu şekilde iki tane küçük çiçek de hazırladım. Onun için de küçük bir parça kurdeleniz olması yeterli. Bu kadar 10 santim kadar bir kurdele olması yeterli. Onda da siz yapacağınız işte rengini ayarlamak, belirlemek yine sizin elinizde. Bugünkü göstermek istediğim çalışmalarım bunlar. Şimdi hep birlikte başlayalım.
Şöyle küçük bir kurdelem var. Onu ilk önce şu köşeden bu şekilde katlıyorum. Biraz ileriden kendi yönüme şu şekilde tekrar katlıyorum. Burayı da kendi yönüme bu şekilde katlıyorum. Şurayı en son bu en baştaki yerin üstüne gelecek şekilde katlıyorum. Görünüşü böyle olmuş olacak. Şimdi bunun bütün etrafından tel yapıyorum. Şimdi bütün şu dış kenar kısımdan telini yaptım. Ondan sonra ipimi bu şekilde çekiyorum. İpimi zaten çektiğimde bakın bu şekilde çiçek şeklini alıyor. İsterseniz siz bu orta kısma inci boncuk da kullanabilirsiniz. İpini çektiğinde zaten bu şekilde çiçek şeklini almış olacak. Bakın bu şekilde olacak görüntüsü. Dediğim gibi isterseniz içine inci de koyabilirsiniz. Çünkü ben şurada yaptığım iki taneyi diktim. İçlerine böyle incilerim vardı. Daha önce kullandım. İncilerimi de diktim. Bakın görünüşü çok güzel oldu. Ben bunu tesbih kesesi hazırlıyorum. Bu çalışmalarımı da unutmamak için burada uyguluyorum. Hem görünüşü çok güzel oldu, hem kolay bir çalışma oldu. Bence herkes de yapabilir. Benimle birlikte yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Desteğiniz benim için çok değerli. Abone olan, yorum yazan, like atan herkese çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.